Cumhurbaşkanı bugün Cuma çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye ile ilgili meseleye bir önemli, çok önemli bir yanıt verdi. Ama şunun da altını gururla çizmek isterim ki kıymetli mesai arkadaşım Gülay Alaca'nın sorduğu şu sorunun üzerine geldi bu yanıt. Gülay şöyle soruyor TV100 muhabiri arkadaşımız. Beşar Esad, Rusya temsilcileriyle yaptığı görüşmede Suriye'nin Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu aktardı. Aynı zamanda Suriye'nin egemenliğine saygı duyulması vurgusunu yaptı. Türkiye ve Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulur mu diye soruyor muhabir arkadaşımız Gülay Karaca. Alaca, buradaki metnin tamamı çok önemli. İlgili yeri ön plana çıkardık ama ben metnin tamamını da paylaşmak isterim. Kurulmaması için hiçbir sebep yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteydiysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz ve Suriye'nin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş haklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye ile ilişkimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Yine olur. Demiş. Barış Hocam, ilk değerlendirmeyi sizden alayım. Bizim uzunca bir zamandır savunduğumuz ve Sinan'ı tenzih ederim, İktidara yakın arkadaşlarımızın da kıyasıya bizleri eleştirdiği, vay sen cuntacı mısın, darbeci misin, bağızçı mısın diye çok çullandıkları noktaya gelindi. Keşke daha evvel gelinseydi. Çünkü bir, gerçeklik bunu dayatıyor. Gerçeklik. İki, Türkiye'nin devlet kapasitesinin sınırları görüldü. Üç, aynen Mısırlı olduğu gibi bir başka ülkenin, komşu ülke, Müslüman ülke, Hristiyan ülke, ona demiyorum. Bir başka ülkenin, her kimse o, ABC fark etmez. Onun içlerine karışmanın iyi bir şey olmadığı da görüldü. Bakın, 3-4 yıl evvel neydi o? Katil Esed! Halkına zulmeden Esed! Şimdi ne oldu? Sayın Esed oldu. Biz gene görüşürüz diyor. 12-13 sene evvel iyiydi. Doğru şeyler yapılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle Esad'ın ailesi beraber tatil yapıyorlardı. Ortak bakanlar kurulu toplanıyordu. Karşılık olarak vizeler kalkmıştı. Hatta Şamgen deniyor değil mi? Şengen'den mülhem. Şamgen deniyordu. O doğruydu. Onlar doğruydu. Bakın Suriye üzerine çok çalışmış bir uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak söylüyorum. Bunlar yanlıştı ama. Canım biz Emevi Camisi'nde 15 günde namaz kılarız. Lafı yanlıştı. Bu var ya bu işte bu halkına zulmediyor. Bunun babası da böyleydi. O yanlıştı. Mısır'da da yanlış olduğu görüldü. Şimdi az evvel çokça değinildi. Sisi ile Ekrem İmamoğlu özdek tutuluyordu değil mi? Sonra Sisi ile görüşüldü. Dostum kardeşim Sisi oldu. Bu işin bir boyutu. İki, mantık yürütelim. Bırakalım strateji, küreselleşme, jeopolitik, askerlik güvenliği. Düz mantık sorusu soralım. Hani kimi eski askerler, kimi eski diplomatlar böyle bu lafları severler. Jeopolitik, strateji, küresel kaos gelir. Ben hiç o lafları sevmem biliyorsunuz. Ben çünkü düz konuşuyorum. 911 kilometre sınıra sahip olduğumuz bir ülke var. Suriye, evet. Suriye. Biz Suriye ile Rusya'nın aracılığıyla mı konuşmalıyız? Eski vilayetimiz olan Suriye ile. A şıkkı. Biz eski vilayetimiz olan Suriye ile İran'ın aracılığıyla mı konuşmalıyız? B şıkkı. Yoksa biz 911 kilometre sınıra sahip olduğumuz ve pek çok ortak derdimizin de olduğu Suriye ile doğrudan yüz yüze baş başa mı konuşmalıyız? C şıkkı. A mı B mi C mi? Bu bir strateji, diplomasi, güvenlik, uluslararası ilişkiler, dış politika sorusu değildir. Öyle değil mi canım? Bu bir düz mantık sorusudur arkadaşlar. A mı B mi C mi? Bir üçüncüsü. Suriye'de, Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, dördü de aralarındaki onca farklılığa, hatta adını koyalım Şaban abi, çatışmaya rağmen daha büyük bir gerilim yaşıyorlar. Kime karşı? Birbirlerine karşı değil, ABD'ye karşı. ABD dördünü de bölmek, parçalamak istiyor. ABD dördünü de parçalayıp bir garnizon devlet, bir kukla devlet, bir ikinci İsrail, bir Kürdistan kurmak istiyor. Şimdi hangisi daha büyük meseledir? Türkiye ile Suriye arasındaki mi? Yoksa ABD'nin dördünde bölme çabası mı daha büyük bir meseledir? Bu da şimdi bu iştir. Gelelim diğerine. Biz şimdi Suriye'nin içerisinde
çok haklı, çok meşru gereklilerle sınır ötesi harekatlar yaptıktan sonra çok yaşa Fuat abi. Ne yaptık? İyi misiniz? İyi miyim? Oralarda aman biliyorsunuz bu yayında bir travmamız var bu. Evet. Burada can kurtaran benim solumda oturuyor zaten. Evet. Hemen bir Heimlich manevrası gelebilir sevgili Candan. Ay Allah şimdi korusun. Biz ne yaptık? Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi harekatlardan sonra buradan bir kez daha Mehmetçi'ye selam olsun. Ayağına taş değmesin. Şehitlerimizi amin. Rahmetle analım amin. Bir kez daha. Oralarda biz cepçikler oluşturduk. Oralarda biz değil mi? Sınır karakolları kurduk. Suriye'nin belli bir şey... İşte 30 kilometre, 40 kilometre, 50 vesaire. Peki bunun sonu var mı arkadaşlar? Canım 50 de kafi gelmedi 100. 100 de yetmedi. 200 kilometre. Gidemeyiz. Bizim yani bu bir kere bir başka ülkenin toprağıdır. İki, bir başka devlet sana ila nihaya göz yummaz. Bir başka unsur. Sayılar farklı olmakla beraber spekülasyon yapmayalım sevgili Cansu Canan. 4 milyon resmi rakamlar. 8 milyon diyen var. Geçen akşam burada ortak dostumuz. Ekrem İmamoğlu'nun grafiğini getirelim. Tanju Özcan'ın açıklaması Gürkan'ın programında. Ortak dostumuz sevgili Gürkan Acar'ın 8 milyon tahmin ediyorum dedi ki. O da bu işlere bayağı kafa yorabiliyorsunuz. Ümit Özdağ Hoca parti gelen başka olmanın ötesinde bu işlere çok kafa yoran bir akademisyen. 13 milyona kadar çıkardı. 1 milyon olsun arkadaşlar. Şimdi Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olsun. Kişi başı su tüketimi 225 metreküp'e kadar bunu, çıkmış durumda diyor. Biz bunu Suriye ile oturup konuşmadan çünkü bunlar Suriye vatandaşı nasıl çözebiliriz? Yani eğer Esad dese ki arkadaş benim 2010 Aralık sonu Arap Baharı oldu. 2011 başında benim memleketimde karıştı ve benim o zamanlar dese nüfusum 22 milyondu. Ben bu arada Suriye çok görmüş de bir insanım, bir arkadaşınızım arkadaşlar. Ya şu anda benim nüfusumun 22 eksi 10 milyonu Suriye vatanı, Suriye toprağı, Suriye coğrafyasının dışında. En fazla Türkiye'de var. Avrupa'ya giden var, Kanada'ya giden var, ABD'ye giden var. Yanında yöresindeki diğer Müslüman Arap ülkelere giden var. Ya ben bunların dönmesini istemiyorum dese. Sorun budur, sorundur. Şimdi iktidar bloku ne diyor? Üç kavramla formüle ediyorlar ya. Güvenli, gönüllü ve onurlu. Eğer bu insanlar dönecekse ki Türkiye'nin ekonomik, demografik, sosyolojik, güvenlik, politik boyutlarıyla bu önemli bir nüfustur. Kaçta kaçı dönecek? Kaçta kaçı kalıcı oldu? Kaçta kaçı Türkiye'den sonra batıya gitmek istiyor? Bu konuda da veriler çok fazla, çok karmaşık. Ben bir de bu konuda 4-5 çok gerçekten nitelikli tez de ürettim sevgili Cansu Canan. Çok güzel akademik çalışmalar çıktı genç meslektaşlarına. Burada hepsinin gözlerine öpüyorum çocuklarımın. Ha, şimdi baktığımızda biz bunu oturup Esad'la konuşmadan, arkadaş sen vatandaşını geri al, gönüllü gelsin, güvenli gelsin, onurlu gelsin. Ya Esad istemiyorsa ne yapacağız peki? Peki bu diyaloglar oraya götürür mü? Bu diyaloglar zaten bir müddettir, bir süredir açık kaynaklardan da okuduk. Oda TV dahi, sevgili Can beni teyit edecektir benim genç kardeşim. İstihbarat düzeyinde vardı bu. Burada şimdi Cemal Cabbar bir Ankara vardı. Muhabiri var. Alt askeri düzeyde vardı bu. Vardı, ama artık vardı. Bunun en üst düzeyde ve aleni olması gerekiyor. Astana süreci derseniz, Soçi format derseniz, Türkiye, Rusya ve İran bir araya geldiler. Rusya ve İran arkadaş bak sen gel bu işi çöz dediler. Gerekirse biz de sana ara buluculuk, kolaylaştırıcılık yapalım da dediler. Artık iş demek ki pek çok gerekçeyle senin çok haklı olarak değindiğin sığınmacılar meselesinden tut da güvenlik meselesine kadar. ABD'nin terör devleti kurma çabasından terör örgütü PKK, PYD, YPG ile beraber Suriye'de varlığını orada muhafaza etme gayretinden Suriye topraklarındaki Suriye petrolünü çalıp terör örgütüyle beraber satmak gibi haydutluğundan, barbarlığından tut da diğer meselelere kadar artık demek ki bıçak kemiğe dayandı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu açıklama geldi. Son bir şey, o da benim siyasal bilimler fakültesinde çevre ve kentleşme dersinden hatırladığım bir şeydir arkadaşlar. Bunu belediyeler, yani bir şehrin nüfus artışını A şıkkı su tüketiminden. B şıkkı çöpten anlarlar. Sen de İTÜ mezunu bir mühendistin, bileceksin bunu. Ya bizim resmi rakamımız ne kadar? 16 milyon. Etkin nüfus ne kadar İstanbul'da? 20 milyon. Çünkü bir taraftan Kocaeli ile birleşmiş, bir taraftan Trakya ile birleşmiş. Bu benim 30 yıllık bilgidir. Hocalarımı da burada rahmetle, hürmetle, minnetle anayım. Fakültedeki hocalarımı. Ya sudan anlarsınız metreküp başına, kişi başına ya da artan çöpten anlarsınız arkadaşlar. Bu da bir kısa bilgiydi.
Ben Fuat abi senin sözünü kestim bu arada. Can sen bir şey mi söyleyecektin? Ben Fuat Bey bu konuyla ilgili spesifik bir sözüm var ama sizin bir katkınız varsa şöyle söyleyeyim. Meseleyi detaylandırmasını rica edeceğim. Hemen hızlıca söyleyeyim. Tamam. Ben bu olaylar başladığında Saadet Partisi heyetiyle Suriye'ye gittim. Esad'la yapılan görüşmelerde ben de vardım. Dışarıda gazeteci olarak takip ettik. Şimdi o zamanlar Milli Gazete'de ben bir yazı yazmıştım. Demiştim ki kardeşim bu Orta Doğu'daki bu süreçler, Irak'ın durumu, Lübnan'ın durumu ortada. Etnik ve mezhepsel tabanında Suriye'yi bölmek. Birisi bu. Bu yanlış. O zamanlar hükümetin o politikasını ben Milli Gazete'de bir yazımla eleştirmiştim. Onu söyleyeyim. İkinci konuya gelelim. Niye bu günlerde bu görüşme oluyor? Hatırlarsanız geçtiğimiz ay PKK ve YPG Suriye'de bir sözde bir yerel seçim yapacak. Evet. ABD desteğiyle. 7 kantonda mı? Evet, yerel seçim yapacak. Sözde bir yerel seçim. Evet. Şimdi dolayısıyla da hükümet bu tehlikeyi de görüyor. Sonuçta az önce hocam söyledi. Yani Suriye olmadan o bölgedeki otorite boşluğunu çözemezsiniz. Türkiye Esad'la yakınlaşarak, ki doğru olan budur, yapılması gereken de budur, Esad'ın ve babasının demokrasiyi rafa kaldıran, halka zulmeden yanlarını bir tarafa bırakıyorum. Buna rağmen ya devletler arasında Sinan Burak, adam şu anda nesnel seçilmiş, olarak konumu gereği, sıfatı bu, gereği, ünvanı gereği, görevi gereği adam şu anda memleketini savunuyor. Sev sevme, bu nesnel bir durum ama. Şimdi o zaman bunu söyledik. Şimdi Suriye'de seçimler var. Bu ciddi bir tehlike. Türkiye'nin Esad'la görüşmesi normaldir. Doğal olan budur. Suriye'nin bölünmesi ve parçalanması ve orada Kürt devleti sözde kurulma ihtimali terör var. Devleti, galizon terör devleti, kupa teröristan devleti diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir de bizim Fırat'ın doğusuyla batısını birleştirme projemiz var. Oraya bir kilit vurmamız gerekiyor. Ayrıca ticari olarak da ben biliyorum Gaziantep, Urfa, o bölgedeki firmalarında ciddi kayıpları var. Hatay'daki liste demografi değişmiş Türk illerinde. Dolayısıyla da hem ihracat bakımından, hem ekonomik bakımından, hem mülteciler bakımından, hem Türkiye'nin güvenliği bakımından bu çok önemli bir elzem bir durumdur. Yapılması gereken doğru adımdır.